Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Romence dil bilgisi dersinde gelecek zamanı öğreneceğiz. Timpul Viitor. Evet arkadaşlar, Romence'de gelecek zaman yani Timpul Viitor, Romence'de gelecek zamanı 3 şekilde ifade edebiliriz. Birinci şekli fiilin başına o ifadesini getirerek, ikincisi avea fiilini getirerek, üçüncüsü de avoy fiilini getirerek yapabiliriz. Şimdi hemen birkaç örnekle bakalım nasıl yapabiliriz. Evet arkadaşlar, ne demiştik? Birinci şekli o sı ekini getirerek yaparız. Bakalım, asıta oturmak fiildir. Şahıslara göre çekimlenmiş hali şöyledir. O sı stau, o sı stay, o sı stea, o sı stım, o sı stat, o sı stea. Yani bunun esprisi arkadaşlar, o'sı'yı getiriyoruz. Daha sonra fiili şahsa göre çekimliyoruz. Ve böylece gelecek zamanı Romence'de yapmış oluyoruz. Şimdi bir diğer şekline geçelim. Diğer şekilde ne demiştik? Avea fiilini kullanarak yapılan gelecek zaman cümleleri dedik. Yani avea neydi? Şahsa göre çekimlendiğinde yardımcı fiilimiz am, ay, are, avem, avet ve au şeklinde oluşuyordu. Yine aynı şekilde fiili de çekeceğiz ve avea fiilini de şahsa göre çekeceğiz ve böylece gelecek zaman cümlelerini kurabileceğiz. Okuyalım. Yine sta oturmak fiilinden çekimine göre bakacağız arkadaşlar. Am sı stau, ay sı stay, are sı stea, avem sı stım, avet sı stat, au sı stea. Yine bunların Türkçeleri de oturacağım, oturacaksın, oturacak, oturacağız, oturacaksınız ve oturacaklar şeklindedir. Şimdi son olan ve üçüncüsüne bakalım. Evet, son olarak üçüncü şekli olan avoy fiili ve mastarları getirerek yaptığımız gelecek zaman cümlelerdir arkadaşlar. Bu nasıl olur? Avoy fiilini ilk defa çekimleyeceğiz. Çekelim. Yeu voy, tu vey, yelya ve va, noy vom, voy vets, yeyele vor şeklinde çekimlenir. Burada dikkat etmemiz gereken normal ikinci fiilimiz, yani hareket bildiren fiilimiz çekimlenmiyor. Yalın haliyle, nominatif haliyle kalıyor arkadaşlar. Nasıl? Voy sta, vey sta, va sta, vom sta, vets sta ve vor sta diye çekimlenir. Yalnız bu üçüncü hali genellikle daha çok resmi makamlarda, avukatların veya büyük makamların kullandığı gelecek zaman kullanım şekli. Genelde halk ve pratik kullanımda birinci şekli olan o'sı ile kullanılan gelecek zaman yapma şekli kullanılır arkadaşlar. Şimdi bunlara birkaç örnek verelim o'sı ile. Os mesela, osı citesc un roman. Bir roman okuyacağım. Bunu avea fiiliyle nasıl yaparız? Am sı citesc un roman. Yine hareket bildiren fiilimizi şahsa göre çekimledik. Ama birisinde o kelimesini getirdik. Diğerinde de avea fiilinin şahsa göre çekimlenmiş halini kullandık. Diğer örneğimiz O sı lucrez la un referat ya da avea fiiliyle olan kullanım şekli am sı lucrez la un referat, yani bir makale üzerine çalışacağım. Örneklerimize bakalım. O sı vıt un film ya da am sı vıt un film, bir film seyredeceğim. Diğer örneğimiz O sı scriu niște mesaje. Am sı scriu niște mesaje. Bazı mesajlar yazacağım. Evet arkadaşlar, Romence'de gelecek zaman yani Timpul Viitor bu şekilde oluşturulur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.